Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Mount & Blade'deki Bannerlord bölümüyle sizlerin karşısındayım. Gerçekçi zorluk derecesinde ve Iron Man'da oynadığımız Batanya serisiyle karşınızdayım dostlar. Neler olduğunu çok hatırlamıyorum ama en son hatırladığım şuydu. Biz Güney İmparatorluğu'yla savaşa tutuştuk ve bu savaşa tutuşmadan evvel ben piyade kasmaya çalışıyordum. Lejyoner kasmaya çalışıyordum. Görev yapa yapa lejyoner kasarken tam şuranın önünde birileri beni yakaladı. Yeryüzü yavaş yavaş kendine geldi, fark ettiniz mi? Birileri burada beni yakaladı. Ben de Aseray diyarından bastım gaza, vurdum topuğu, böyle hop diye buraya geldim tekrardan. Şimdi Atakonya Kalesi kuşatma altındaydı. Orayı kim kuşatıyor bilmiyorum. Bizim ordular dayak yedi mi yemedi mi onu da bilmiyorum. Ama bu bölüm biraz macera arayacağım efendim. Biraz kapışacağım, biraz vuruşacağım. Bu arada sevgili dostlar, buradan sevgili Gürkan Karaca kardeşime çok çok selam göndermek istiyorum. Canlı yayındayken böyle ya o kadar naif ve o kadar kibar davranıyor ki. Acayip hoşuma gitti. Normalde böyle bir isteği olmadı kendisinin. Ama yani karşılıklı diyalogda olmak çok hoşuma gitti. Kendisine buradan selam göndereyim dedim. Yani videoda izleyen sizler de duyun istedim efendim. Selamun aleyküm kardeşim. Nereyi yağmalıyorsun? Şimdi bizim köyler yağmalanırsa sıkıntı çıkıyor. Niye? Ana şehir çünkü gelişmiyor. Aiton. Bin abi ata. Ay bu arada modlu oynadığımızda skiller birbirine girmiş ya. Hiçbir şeyin ne olduğu gözükmüyor ya. Skiller birbirine girmiş, orada atletizm vereceğim, okçuluk gözüküyor. Böyle bir garip kuraba şeyler, ben bunu gider mıhlarım. Bizim bu çarın atletizmi de iyi kasıldı ha. Koştur koştur gidiyor. Bak Bannerlord'a yeni başladığımda beni en çok ne yoruyor biliyor musun? Karakterin kasılma süreci beni yoruyor. Bu arada sesim biraz durgun geliyor olabilir. Lütfen kusura bakmayın. Biraz akşamın ilerleyen vakitleri, videoyu özellikle akşama bırakmadım da. Çora baksana. Deli Gobel Gaming yani. Adamları burada dübele çeviririz. Bu arada bu karakteri görünce arkadaşlar Jabbar'ı hatırlamışlar. YouTube yorumlarındaki sevgili dostlarımız. Bu bölümde yorumları okuyalım mı? Şimdi bölüm 12'deyiz sevgili dostlar. Bölüm 10 yayınlandı. Bölüm 11 listede duruyor. Yarın muhtemelen yayınlayacağım bölüm 11'i. Şu savaşı bir yapalım. Ama alttan hızlı koşuyor. Hey maşallah. Ama gece vakti girmeseydik keşke. Gece benim gözler görmüyor ya. Ben otomatiğe bıraktım. Bu arada bizim orduyu kimse kolay kolay yenemez. Yani Batanya Fiyan şampiyonlarının önünde artık elit imparatorluk lejyonerleri var. Dövsünler de göreyim yani, anladın mı? Ama kardeş, bu beni bu kadar uğraştıracak mı ya bu fight? Niye savunan taraf bizmişiz gibi hareket ediyor? Hoca, lejyonerlerin aldığı pozisyona bak. Ama adamlar güzel güncelleştirmeler getiriyor oyuna ya. Ya bakma, multiplayer'da bir kafayı yedim. Oyunun multisini oynarken ne oluyor biliyor musunuz abi? Adamın biri atını okçuların arkasına sürüyor. Of. Ne güzel geçirdiler bana. Adamın biri atını okçuların arkasına sürüyor. Pardon, piyadelerin arkasına. Bütün birlikler ata dönüyor. Kalkan duvarı falan salıp. Okçular herkesi tıkır tıkır indiriyor. Özellikle komuta modunda. Hani güzel işler yapıyorlar. Ama bazen yeterli olmayabiliyor tabii ki. Biri bana soktu ama kim soktu bilmiyorum. Ben öleceğim burada gece gece ya. Videoyu izlediyseniz zaten görmüşsünüzdür. Mete de bize eşlik ediyordu o videoda. Vadyo. Mete de bize eşlik ediyordu o videoda. Şey böyle. Rakip oyuncuların organlarına böyle bir bir
ziyaretler düzenleniyordu. Elimde Batanya Fiyan şampiyonları var. Lejyonerleri oklatıyoruz paso. Sevgili Onur Cavit. 22 lira göndermiş efendim. Herkesin bayramı mübarek olsun demiş. Onurcuğum teşekkür ederim. Sağ olasın. Senin de bayramın mübarek olsun şimdiden. Çok çok teşekkürler. Video Allah'tan ana kanala gidecek. Diğer kanallara gidecek olsaydı. Arada böyle büyük zaman dilimleri oynayabilirdi. Ben kaç kayıp verdiğime bakmadım bu arada. İmparator Lukon. İmparatorun kendisini mi biz haşladık az önce? Vay vay vay. Güzel lejyonerin falan varmış ya. Olmadı bunları gider garnizona koyarım. Herifin ordusu da gelişmişmiş. Öyle kötü değilmiş. Olmadı bunları gider garnizona koyalım. Garnizondan bir iki tane adam alırım. Şu 12 adamı garnizona göndeririz. Sevgili Onur abi tekrardan teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Şöyle yapalım sevgili dostlar. Bir yandan da videonun yorumlarına bakalım. Diğer videonun yorumlarını okuyalım. Bakalım bölüm 10'da nasıl yorumlar gelmiş bizlere. Zaten çok fazla bir yorum yok. Güzel dileklerini iletenler var efendim. Hala ben kahraman aldım. Arkadaşım bir tanesi şey yaptı, sordu. Dedi hani kahramanı aldın mı? Aldık değil mi ya? Epic Tora'yı biri yönetiyor mu bizden? Evet, Kara Lundana. Almışız. Gerçi adam bölüm 10'da diyor. Bölüm 11'de falan şey yapmış olabilir. Serinin güzel olduğuna dair iyi dileklerini ileten dostlarımız var. Bannerlord serisinde dostlar kendi krallığımızı kuruyoruz genelde ama çok bir kendi krallığımızı kurmanın esprisi yok. 8-10 tane falan yorum varmış zaten. Pek bir yorum gelmemiş. Olsun abi. Sağlık olsun. Şimdi bir Epic Tora'ya doğru döneyim. Gudon Helda. Ya kendi dağıtmıyor muydu skilleri? Kendi dağıtıyordu. Biz bir yandan hem Kuzey İmparatorluğu'yla hem Güney İmparatorluğu'yla savaştayız değil mi? Abi Kuzey'i hallederiz sanki ya. Bizim burada yapacağımız iş belli dostlar. Olabildiğince savunma pozisyonu. Hatta full savunma pozisyonu mümkünse. Tam biraz fazladan asker burada göz çıkartmaz. Kaleye git, zindana git. Lukon zindana, geri kalanları buraya. Bir saniye Lukon'u tekrar zindana atalım. Umarım yeni güncellemede şu bug sorununu giderirler ya. Şey bug'ını kastediyorum bu arada. Şehirde ağzına kadar dolu esir var. Ama esirleri satamıyor. Sıkıntılı bir durum. Birader, şehrimi bir yağmalama ya, köyümü. Gideceğim oraya da ne yapılıyor köyde? Pazar yeri yapılıyor 14 gün içerisinde. Allah'tan sadakat 49'da durdu da bu erzak artı 700'de kaldığı sürece o sadakat 49'da duracak. Niye benimle uğraşıyorlar paso? Ya yaşlı başlı adamsın Arkor ya. Gel buraya gel. Beygir. Ne uğraşıyorsun adamlarımla? Esirimsin. Adamları al. Kurtardığım orduyu koyarım bir yere. Yok ben bu Kuzey İmparatorluğuyla baş edemem. Ama sen bittin orada. Aiton'a evlilik teklifi. Korkarım reddetmeliyiz efendim.
Ya biz bu savaşta dostlar, Güney İmparatorluğu çok güçlü çünkü. Biz bu savaşta şehir kaybetmemeye odaklanmalıyız. Yani kendi şehrimiz olan Epiktora'yı kaybetmezsek hiçbir sıkıntı yok. Abi şaka mısın? Bir şey diyeceğim. That's close enough. Rahat bıraksanıza şehrimi. Belli bir yerden sonra bu gabak tadı vermeye başlar, ben sana diyeyim. Şey yapacağım, hani gidip asker falan toplayacağım. Ona da fırsat olmuyor. Normal asker kullanmayacağım. Birin bakalım bu da nereye gidiyor. Git hadi git. Hadi git gir içeri. Sana sonla ilgileneceğim. Bak iki kişi. İkisi birden girse şey yapacaktım. Dört kayıp. İster istemez otoda olması biraz mesele ama. Şimdi bunları at. Lordları al. Seviyeye göre sırala orduyu. Seviyesi yüksek esirleri al. Tam kalan 17 tanesini onu da alalım. Eğitimli imparatorluk piyadesine kadar var elimde. Milisler falan level almıyor değil mi? Normal imparatorluk okçuları seviye alıyor. Birader dünyanın loot'u geldi artık. Hani şu köyü rahat bırakın. Sizi dövmekten gerçekten dünyanın loot'u geldi. Nereye gidiyorsun? Savunmak için Umbrella'ya gidiyor. Ben ne yapayım? Burada kamp kurup oturayım mı? Onlar bu köyü benden alacak bak. 3 kişi. Yani lan biz daha kalabalığız deyip dalmaları an meselesi. Abi mecbur bazen o köyden vazgeçeceksin. Yapacak hiçbir şey yok. Kaldı ki köyde bir şey de yok zaten. Benim tek korkum buranın zarar görmesi, buranın sıkıntıya girmesi. Abi zindana git. Esirleri buraya koy. Bütün Kuzey İmparatorluğu benim omuzlarımda. Güzel. At binemiyorum ne yazık ki. Güzel para yaptık. Şimdi garnizonu yönet deyip şu en azından milisleri koyarsak daha güzel olur diye düşünüyorum. Milisleri ve diğer okçuları. Sevgili Zenci 22 lira göndermiş. İyi yayınlar Samet abim. Nasılsın demiş. Teşekkür ederim. Seni gördüm daha iyi oldum dostum. Sen nasılsın? İnşallah keyifler yerindedir. Evet bunlar da piyade olacak. Ordum full geziyorum. 256 adam burayı savunuyor. Şu pazar yeri ve panayır alanları basıldığında herhalde biraz daha sorunumuz gider. Oradan milis bölgesi, kuşatma atölyesi, surlar, murlar falan böyle birçok şeye basacağız. Ya benim köylerimden, benim şehirlerimden ne istiyorsunuz siz ya? Now then, come no closer. Forgive me, but one... Ya daha fazla yaklaşmalık bir şey yok. Artık orayı salalım. Buraya gelenleri farmlayalım. İmparatorluk köylüsü level almıyor mu? Hop hop. Kendim savaşsam daha mı iyi savaşırım, daha mı kötü savaşırım bilmiyorum bu arada. Şu Epiktora'da cidden her şey benim üstümden geçiyor. Geldin zindana.
Peki, tutsakları koyalım kenara. Sürekli bak esirleri ve yağmaladığım malzemeleri sata sata 244K para yaptım. Normalde bu kadar çok param yoktu benim. Hani gidip şey yapalım bir de. Şöyle bir garnizon asker bırakalım. Gidip daha fazla okçu falan alacağım. Onu almaya da fırsatım yok. Adamlar ölüyor ister istemez biraz biraz. Sevgili Gürkan Karaca 22 lira göndermiş. Zırhlı Sturgia piyadesi net en iyisi oyunda diyor efendim. Ya ben de öyle duydum. Bu arada Nisa abonemiz olarak kanalı takip ediyor. Teşekkür ediyorum efendim. Ben de öyle duydum. Şöyle duydum. Sturgia'dan... Dur, acemi göl sıçanları değil. Sturgialı saf yaran kahraman mı? Galiba zırhlı Sturgia baltacısı ya da mızrakçısı. Bunlardan ikisine en iyi piyade diyorlar. İkisinden biri ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Da kasması biraz zor biliyor musun? Bizim medeniyette yok ya hani. Kasması biraz zor oluyor ister istemez. Efendim sevgili Zenci'den de 22 lira var. Çay yanımda. Seni tam ekran keyifle izliyorum abi demiş. Teşekkür ediyorum. Kesene bereket sağ olasın. Biz de gidelim madem. Şu adamın ordusuna bir girelim. Niyetiniz ne? Kaleyi kuşatmak. Ay. Hadi Kuzey İmparatorluğu'nun adamlarını boş ver de. Güney İmparatorluğu bizim çocukları çok kötü döver ya. Abi Güney niye bu kadar üstün? 11 tane kenti, 12 tane kalesi var çünkü. Kuzey'e nazaran da biz üstünüz de gelmiyor yani. Zırh karşılaştırması yaparsan anlarsın öbür medeniyetlerle. Zırhlı Sturgia mızrakçısı, baltacısı değil. Mızrakçısı. Kafa zırhı 54. Gürkan'cığım kesene bereket. Teşekkür ederim bu arada. Zırh yelek üzeri ağır katmanlı zırh. Abi 50, 15, 25 diye bir zırh mı var ya? 3, 3, 23. Peki lejyoner? 48, 14, 25. 22, 22, 11, 47. Fena değil canım. Lejyonerlerin birden farklı seti var da. Yani gerçekten çok ihtişamlı duruyor. Sturgia mızrakçıları. Devam eden kuşatmaya katılmayacağım. Çünkü birileri sizi burada kesmeye gelecek. Ben bir Ruhayet'e gidip oradan gıda alayım. Gene benim yerleşim yeri yağmalanıyor. Ama Kuzey İmparatorluğu'na karşı bir hücum da düzenleyemeyiz ki. Nasıl düzenleyeceğim mesela hücum düzenleyecek olsan? Besin çeşitliliğinden devam. Efendim sevgili Onur Cavit'ten 22 lira var. Bu kuzey tam bucuk köyleri rahat bırakmazlar demiş. Abi her save'imde aynısı oluyor biliyor musun? Bak her save'imde istisnasız bir şekilde gidiyorlar ve orayı rahatsız ediyorlar abi. La her save'de mi aynı olur ya bir medeniyet? Kuzey İmparatorluğu'nun böyle bütün topraklarını alıyorsun. Ya harbiden geriye bak bundan daha kötü durumda kalıyorlar tamam mı? Şimdi Diatma ve Sanope var ellerinde ama ellerinde Sanope ve Diatma falan da kalmıyor böyle. Gerçekten müthiş derecede kötü durumda kalıyorlar. Krallık yıkılma mantığı daha gelmedi ya 1-2-0'da ekleyecekler krallık yıkılma mantığını. Anlatılana göre bilmiyorum. Bazen gece uyku tutmadığında Bannerlord'la alakalı birkaç şeye bakıyorum. Atokonya Kalesi'nin yeni sahibi. Kardeşim bana gelir bu. Oy atmazsan bana gelir. Anadveyr'e gitsin. Gerçi ben alıp kıdemli askerleri alıp kaçabilirdim de gerek yok ya. Uğraşamam o Atokonya Kalesi saniyeler içinde el değiştirecek çünkü.
Selamun aleyküm. Memiş'in birliği aradan nasibini alıp nasıl 5 kayıp verdi? Gene kaşla göz arasında. Yeter artık, benim şu şehirlerimi yağmalamayın. Erzakları orada bıraktık galiba. Ver ver. Bizim herhalde arada okçuların nüfusu azalıyor ama yapabileceğimiz pek bir şey yok gibi. Biz bu köylere takılırsak var ya, daha çok işimiz var ya. Efendim sevgili Gürkan Karaca'dan 55 lira var. Sturgia'nın artısı kalkan duvarı. Duvar gibi gerçekten. Çok doğru. Çok çok doğru bu arada. Öbür medeniyetlerin kalkan duvarı o kadar değil. 100 zırhlı mızrakçı 1000 kişi tutuyor. Hey maşallah. Abi o biraz oynayana da bağlı, biliyor musun? Yani bilen adam oynarsa çok daha iyisini de yapar. Üniteler kaliteli, güzel. Ama işte şimdi benim hiç Sturgia'da toprağım yok ya. İmparatorluktan Batanya olarak rahat asker topluyorduk. Rahat asker topluyorduk. Epictora, Rohit, Legate bizdeydi. Hatta bir yeri daha aldıydık galiba ama alamadık mı? Fiyatmayı bir serinin başlarında aldıydık, geri verdik. Yani neyse efendim, şey imparatorluğun içerisinde şehrimiz olduğu için köylerden gezinip gezinip fazla adam topluyoruz ama Sturgia'dan asker toplarken sıtkım sıyrıldı ya. 1-2-1-2 geliyor ya. Abi şeyi ne güzel kaybettiniz öyle. Ne ara kaybettiniz ya da? Hani bir de Kuzey İmparatorluğu'na kaybetmişler. Lageta'yı. Kimse serbest kalmıyor. Hocam bir şey diyeceğim. Bir beladan kurtulalım mı? 1240 haraç ödeyerek. Bak bu haraç ödeme mantığının da bence değişmesi lazım. Adamların 12 tane lordunu koleksiyon gibi tutsak almışım. Daha fazla kayıpları var. Doğru düzgün güçleri yok. Ona rağmen adamlar şey yapıyor. Lageta'yı belki böyle bir kaşla göz arasında alır mıyız? Ya da 500 nüfuz olmuş bir adam toplayıp dalar mıyız? Güney İmparatorluğu bizi mahvedecek bu arada ya. Umarım Epictora'ya gelmezler. Güney İmparatorluğu bizim dışımızda biriyle savaşta mı? Kuzeyit'le savaşta. Allah'ım çok şükür. Çok şükür Kuzeyit onları şey yapar yani. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Gürkan sağ olasın. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Kuzey İmparatorluğu'yla barış yap, haraç ödeyeceğiz 800. Hayır diyesim var da hayır desem de bir şey etki etmiyor. Bari şu Ergeon'la ilişkiyi düzeltelim. Yavaştan Batanya içerisindeki diğer klanlarla ilişkimi yükseltiyorum. Nüfus kullana kullana. Ne var abi içeride? 500... Ne var, 562 adam oldu la bu. Biz burayı ne ara kaybettik? Batanya içerisindeki sevgili dostlar... nüfusumu gitgide arttırıyorum. Hani herkesle ilişkimi arttırıyorum. Kaladok ölürse falan bize kalsın muhabbet diye. 3 tane paralı asker klanı da var. Bir klan seviyesi en az 5 olursa güzel olur. Ben burayı kuşatamam bu arada. Ben burayı kuşatmaya girdiğimde naneyi yeriz ki, zaten burayı nerede kuşatıyorsun? Az önce barış anlaşması yapıldı. Geldik, baka baka döneceğiz. Ver bakalım şöyle. Erzak çeşitliliği. Tamam, erzak çeşitliliği güzel. Şimdi bizim köyleri sinek gibi yağmalayan adam olmayacak artık. Ben Münşer'in ordusuna katılacağım.
Bak Kuzey'le de uğraşıyorlar bir yandan. Bence bizim bir şansımız var. Jean-Mars'ı alır mıyız? Ölürüz ya. Net ölürüz abi. Jean-Mars bilmiyorum zor geldi bana. Birliğini ordudaki aç askerlerle paylaşıyorsun. Yemek bol, yemek bol. 166 gün, 800 kişiye de 41 gün yetiyor. Yemek bol. Yemek bulunur. Siz rahat olun. Jean-Mars'ı kuşatmaya gidiyor bu 500 kişi de. İki ordu eş zamanlı ilerleseniz. Bak Güney İmparatorluğu'nun ordusu falan genelde dikkat et. Eş zamanlı ilerliyorlar abi. Sevgili Ali Kerem hoş geldin. Teşekkür ederim. Ya adamlardan daha üstündük ama adamlar barış yaptırmıyor. Şehre vali atadım. Sonunda onu yaptım. Girin abi iki kişi deneyelim şurayı. İki kişi yapıştırıp deneyelim. Ali Kerem teşekkür ediyorum tekrardan. Çok teşekkür ederim sevgili Ertuğrul. Sağ olasın. Birader 1300 kişi. Asker gönder. İstiyor muyum Jalmars'ı? Aslında verimli bir ilerleme olur. Kont Melidir serbest bırakıldı. Ver hepsini. Ver adamların hepsini. Bu şehre koyarız. Hallederiz onu. Yerleşkeye gir. Tutsakları sattın. Garnizona asker bağışladın. Burası için bir tane daha bana imparatorluk adamı lazım. Tek başına gitme tek başına. Ümmemiş. Memiş naneyi yemiş. Al abi gözüne dizine dursun. Ne diyeyim yani al. Eyüp'cüm paralı asker tekliflerini değerlendirebilirsin bence. Aktif vurkaçlar yaparak çok çok verimli işler başarabiliyorsun. Güzel olabilir yani. Sepeyiz protokolü olabilir, olmayabilir. Yani şu sıralar devam etmek gibi bir niyetim yok tabii ki. Ama ilerleyen zamanlarda neden olmasın? O Jalmars'ı isyancılara kaptırmayalım da biz. Ruesos Kalesi. Yani bir şehir daha hoş olurdu. Biz buradan şu Diyatma'ya göz dikelim ilerleyen aşamalar için. Bir tanecik şehrimiz var Epiktora. Kuzeyit güneyi bir an için bile zayıflatamadı mı? Savaşları nasıl gidiyor acaba? 4K haraç istiyor herifler bizden. Bizim adamları çarçöp ederler orada ya. Baldır diye isim de yok da adam kaybediyoruz. O biraz üzüyor. Ne kadar askerim kaldı benim? Yani piyade ve adam bağlamında. Biraz okçu toplanabilir ya da ne bileyim yerleşim yerlerinden piyade alınıp piyade kasılabilir. Burayı bana verirlerse buranın elit askerlerini alıp hiç olumsuz yönde oy atmayacağım. Bana gelecek büyük ihtimalle. Burası bana verilecek. Tabii ki benim hedefim bura değil. Ben burayı istemiyorum. 26 mı? O garnizona çok adam koymuşsunuz ama şimdi dur. Garnizona bu kadar adam koymayın. Arasın? Ama buranın Batanyalı askerlerini sömürürüm. Var mı Batanyalı? Var.
Bu kadar mı ya? Zindanda adam var mı? Zindandakileri götürür satarım. Abi teşekkür ederim ama bu kaleyi yani dolandırıp münasip bir arkadaşa verebilirsiniz. Allah razı olsun. Belki şununla da ilişki kasmak için artı basabilirdik ama olsun efendim, sağlık olsun. Şimdi bizimkiler aslında Jalmar şehrini ve birkaç tane kaleyi alarak bayağı öne geçtiler. İmparatorluk ordusu muhtemelen Umbrella'da. Yani Kuzeyitlerle savaş veriyor bir yandan. Atrion Kalesi'ni de büyük ihtimalle Kuzeyitler kuşattı gene. Tabii ki imparatorluğa başka biri daha girmediyse. Biz bu fırsattan istifade ederek hemen bir kentimize bakalım. Pazar yerinden vergi bonusunu aldık. Milis bölgesi yapılıyor 31 güne. Verdin 27 güne düştü. Şehrin güvenliği niye azalıyor? Kervan pususu. Yağmalanan köyler. Ama şu kervan pususu görevini ben halledeyim. Ama kervanına imparatorluk taraflarında pusu atarlarsa o bana da pusu oluyor. O bana da pusu oluyor kral. Onun çözümü yok. Oha. Tek at geç. Otoda oynuyor oynaya dünyanın okçusunu falan kaybettim herhalde. Çok iyi. Önemli olan adamlarla ilişkimin de ilerlemesi. Beş yük beygiri daha ver. Şimdi benim ordumda okçu sayısı hala fazla. Buradan piyade almayı isterdim. Ya da gidelim şuralardan okçu toplayalım ya 2 dakikada. Evet dostlar, yani Güney İmparatorluğu'nun büyük savaşı henüz başlamadı gördüğüm kadarıyla. Yani artık şans mı dersiniz, kader mi dersiniz bilmiyorum ama Güney İmparatorluğu Kuzeyit'e abanınca, abi Kuzeyit'e bak. Ay. Adamlar çökecek galiba. Güney İmparatorluğu Kuzeyit'e abanınca haliyle bizim cephe rahatta kaldı. Ama bu rahatlığın ben çok uzun süreceğini zannetmiyorum. Bu yüzden buna yönelik hazırlık yapmamız gerekiyor. Vallahi ordum iyi. Garnizonum iyi. Paralı askerlere ödediğimiz paraya bak. Öf 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 öf. Birader buralarda ne adam birikmiş. Buralarda acayip adam birikmiş hocam. Öyle böyle değil. Şu iki tane gelişmiş adamı al. Ötesine yapacak bir şey yok. Şimdi Varagoz Kalesi'nin oraya doğru gidelim. Belki bizim çocukları Varagoz Kalesi'nin önünde indirmeye çalışırlar. Onlara bir hakim olmuş olalım. Gerçekten de sevgili dostlar, Iron Man'ı evet indirdiler adama. İndirdiler adamları. Ressos Kalesi'ne geliyor onlar ya. Yani ya Ressos'a geliyorlar ya Atakonya'ya geliyorlar. İki seçenekten biri. Varagoz'u kuşattıklarını varsayarsak Atakonya'ya geliyor olabilirler. 116 adam var. Yani 300-500 kişiye karşı Atakonya'da savunma yapmayı denerim.
Rueos'ta 60 kişi var ama Ruhesos'u savunmayı denemem. Arada bir yerin ordusunu tuttular mı? Bir de önemli olan soru şu. Varagos'u korumaya kim geldi? Sen burayı güzel işaretledin de beni yok say. Orada burası sizin harcınız değil. Ama ben sizi yem olarak kullanmayı tercih edeceğim. Buraya el mecbur kalabalık gelmek zorundalar. Sıkıştırıp keser miyim kenarda? Kesemedim. O kara kergitlerin orduya falan girişilmez. Ağırlıklı olarak paralı askerler şişleyecek galiba bizi. Bunlar girişirse bizimkilere yardıma gelirim. Abi girişecekler bu arada. Eyvah. Kazanabilir miyiz deyip save alacağım da. Şu orduyu bir kışkışlayalım. Orduyu kışkışlayıp öyle yardıma gelelim. Dostlar kafa kafaya bu arada. Büyük risk. Büyük risk. Ama ben yardım etmezsem cortu çekecekler. Korkanın çocuğu olmaz, yürü. Sıfırlanırsak yeniden kasacağız. Yapacak başka bir şey var mı? En azından gündüz vakti. Gözüm görüyor. Beyler, otomatiktekilere ayak uydurun. Çok fazla kıdemli askerim var, tamam mı? 200 tane piyade var karşıda, 246 tane. Bizde ne var? 84 okçu var. 55 piyade var. Bizim agaların piyadeleri ne yapıyor acaba? Umarım bizimkiler de aynı işi yapıyordur. Allah'ım ya Rabbim. İki orduyu birbirine senkronize etme muhabbeti gelmedi değil mi hala? Bak konum çok iyi. Şu an bu konum çok iyi. Abi yardırın karşıya. Ben adamların piyadelerinin bizi ezeceğini düşünüyorum bu arada. Garanti ezmeye geliyorlar abi. Koştura koştura geliyorlar. Var mı la piyademiz? Allah'ım inşallah sadece benim lejyonerler yoktur sahada. Bizi o kadar çabuk silerler ki yoksa. Olan benim 40 lejyoneri olur abi. Dur abi, oyun benim için bu kadar erken bitmesin. Oyun bitti bu arada. Oyun bitti bu arada abi. Öldük. Benim 40 lejyoner dışı Batanya'da piyade yokmuş, onu anladık. Fotokopimizi çekti herifler ya.
Üzdü. Üzdü. Yani piyadeleri çok hızlı ezdi. Kesinlikle ezdiler yani. Ve Batanya Fiyan şampiyonlarının falan ezilmesi. 57 kill almış Batanya Fiyan şampiyonları. İmparatorluk lejyonerleri 29 kill almış. Ya bizim taraf muhtemelen köylüydü ya. Bizim taraf muhtemelen köylüydü ve biz köylülere yardım etmek için bütün her şeyimizi riske ettik. Neyse, en azından pozitif düşünelim. Para artı da. Düşünemiyorum abi. Çünkü olayın pozitif bir yanı yok. 22 bin verirsen çıkarsın. Abi tut. Tut, hapiste tut beni. Ben o 22 bini vermem sana. Çok hızlı paketlenmedik mi ya? Tertemiz. Aa, kim dalıyor bu sefer? Piksellendi bu arada kamera. Tamam, şimdi kendine geldi. Vlandia kralı Dertert. Batanya'da atlı okçu. Yok be abi, Batanya'da atlı okçu ne arar? Herhangi bir atlı okçu birliğimiz yok. Ya sanırım her önüne gelen bize vuracak. 3120 haraç ödeyerek barış. Abi ne olur barış yapın. Ne olur barış yapın. Bari kendi topraklarımızı koruyalım. Ah be abi. Efendim sevgili Zenci'den 22 lira var. Abi ben bu hikayeyi bir yerden hatırlıyorum ama demiş. Save'e dön. İmkansız. En yüksek zorluk Iron Man. Yani paşa paşa gideceğiz. Ve kasacağız mirim. Bu hikayede yanan memiş oldu. Ya olan bize oldu ya. Olan bize oldu. Şey çok kötü oldu. Yani şimdi şu dağ haydutları gelip beni dövecek. Delleneceğim gerçekten. Şimdi Vlandia geldi bir de. O sıkıntı. Abi aman diyeyim, haydutlar falan kesmesin de bizi. Kesin üzerimde fazla at var. Sal babacım atları, ne yapacaksın? Koş. Şimdi sen bir geri gel. Abim gelsin. Gudon Hell de gelsin. Yurtsuz Itaki ne işe yarıyordu? İmparatorluk mensubu diye mi almıştım? Hani başka bir şehre veririz diye. Yurtsuz Itikila. Abi yurtsuz Itikila şey değil ki ama. O da imparatorluktanmış. İlginç. Tamam, adam gelsin oralardan. Adamlar kalabalıktı bu arada ya. Piyadeleri falan bizden kuvvetliydi yani. Kalabalıklıdan kastım o. Bu arada karışık bir ordu kuracağız. Hem imparatorluktan hem Batanya'dan okçusu süvari, okçusu piyadesi karışık bir ordu kuracağız. Yemek sıfır. Abi yemek ver. Yemek ver, yürü. Çok mu şey aldık ya? Ah be. Greju, çok teşekkür ederim. Güzel dileklerin için sağ olasın. Sturgia'dan bir iki tane geliyor. Save'e bu seferlik de dönemem kanka. Iron Man izin vermiyor dostlar. Komple save kapalı. Yani bu seferliği şeyi yok. Yani save'e dönme kapalı. Modun olayı o. Mod derken işte Iron Man modunun olayı. Tamam, bizimkiler birliğe geri dönüyor yavaştan. Ben askerleri topluyorum. Dediğim gibi karışık bir askeri güçle ilerleyeceğim. Herkes vuruyor bu arada bize. Herkes vuruyor ya. Yani Vlandia'sından tut piyadesine kadar.
Herkes nasıl vurur arkadaş? Piyadesi, okçusu karışık. Artık İmparatorluk ve Batanya. İmparatorluk ve Batanya. YouTube kitlenme, Twitch kitlenme. İki tarafta da birbirinden güzel insanlar var. İki tarafta da katlanamadığım insanlar var. Ki ben genelde pek katlanmakla alakalı sorun yaşamıyorum. Çünkü beni biliyorsunuz dostlar. İçim dışım bir kanka. Yani seviyorsam eyvallah başımla beraber. Sevmiyorsam pek tahammül etmiyorum. Ama iki taraf da güzel yani. Bak Twitch'in güzel yanı şu. Sakin. Ve orada gerçekten de sohbet edebileceğin insanlar geliyor. Yani oturuyorsun. Boşa zaman geçirmiyorsun abi. Muhakkak tanıdık biri geliyor, onunla görüşüyorsun. Yani Twitch'in başlangıcında şey olduğu için kurallar vardı sevgili dostlar. Bu Twitch'in kuralı da şu şekilde. Sevgili Mümin Kömürcü katılı üzerinden aramıza katılıyor bu arada. Hoş geldin Mümin Kömürcü, merhabalar. Twitch'in katı kuralı da şu şekildeydi dostlar. Başka platformda yayın açamıyordunuz. Dolayısıyla şimdi Twitch'te beni izleyen adamlar yaklaşık 10 senedir benle birlikte yayına eşlik ettikleri için orada böyle daha bir rahatsın. Çünkü herkes tanıdık. Ama YouTube'un da şöyle bir güzelliği var. Her zaman iletişim kuracak birini bulabiliyorsun. Rahim Tol Kalesi. Abi ilgilenmiyorum Rahim Tol Kalesi'yle. Ben kaybettiğim adamları geri topluyorum ve parasal anlamda sürekli eksiğe girmek beni yoruyor. 80-90 adamla ne yapabiliriz ki? Misal 80-90 tane adamım var. Bu adamlar geliştirilir, kasılır. Kasması mesele değil. Abi vur herifleri. Benim savaşta olmadığımız bir diyara gidip ya da Lord Farm'ı. Ama nasıl Lord Farm'ı yapacaksın ki? Lord Farm'ı yapayım diyeceğim. Gideyim hani Lord'ları keseyim. Elinde olmayan askerle nasıl Lord Farm'ı yapacaksın? Abi bizi ne kurtarır bu dönemlerde? -600, -600 yediğimiz dönemlerde. Bizi kurtaracak şey turnuva olur. Görev olur. Ama minimal görevler. Minimal görevler. Yani sığınak görevi gibi. Şunları sat. Bunları sat. Böyle biraz katır bulalım. Katıl alalım kendimize. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ya kalabalık bir orduyla beraber fetihlere gitmeyi tercih edebiliriz. Kalabalık bir orduyla fetih yapmaya gidersek işin rengi değişir. Çeteye adam gerekiyor, görevlerini yapamam. Vadar atını alırsak bu arada bayağı rahatlarız. O yüzden turnuvaya gözüm kapalı girdim. Şimdi 175 adamın hem okçusunu hem piyadesini toplayacağım. Sıfırlandık ama dert değil, şey yaparız. Dert değil, toplarız. Bir burun damlası sıkacağım dostlar. Avrupa 1100 modu yakında gelir. Süvari alabileceğim bir devlet yok ki. Yani şeyi kullanabilirim, kuzey tarafını kullanabilirim. Normalde Vilandia'nın süvarileri güzel. Vilandia'nın süvarilerinden faydalanabilirim. Bir de süvarileri şey yapıyorsun. Atla ilgileniyorlar ya, şey atla ilgileniyorlar neyse, at gerekiyor ya, o sıkıntı. Sevgili Osman Kerim, çok teşekkür ederim, sağ olasın. Güzel sözlerin için çok çok teşekkürler. Bir burun damlası sıktım dostlar. O yüzden kamera kapalı, açacağım birazdan. Vay. Hocam hemen okuyacağım. Hemen okuyacağım chat'i.
şu vadar atını alabilirsem maçı satmak istemiyorum. Çünkü vadar atı 17k mı ne? Başka türlü farm atamıyorum. Teşekkürler efendim şimdiden hayırlı bayramlar dileğiniz için. Kalkanlı Sturgia, Okçu Batanya ve Blandia. Çok güzel ordu düzeni bu arada. Ama sevgili mümin kömürücü, şu an gerçekçi zorlukta oynadığımız için nasıl bir sıkıntı var biliyor musun? Adam toplanmıyor. Ha, bu herif arkadaymış. Şehirlerden 1-2-1-2 adam geliyor. Ya da köylerden, kendinin değilse. Biraz zor oluyor. O artık başka seriye nasipse. Sevgili Saadetli Noktay, hoş geldiniz efendim. İyi bayramlar diliyorum şimdiden. Çok seri madar atını almaya geldim bu arada. O 17k paraya ihtiyacım var çünkü. Vurdun mu geberiyorsun bu arada ya? Bak bu güzel oldu. İlaç gibi geldi. İlaç gibi geldi abi, tertemiz. Buradan hemen 17k 17k altınımızı alacağız bu adar atıyla. Birazcık daha ekonomimiz rahat etmiş olacak. Aynen bak, 17.200. Abi mükemmel. Yani şu para 150 binin altına doğru geldiğinde ben biraz gerilmeye başlıyorum, anladın mı? O gerilim yaşanmasın istiyorum. Jalmars'ı aldıydık. Jalmars bizde kaldı mı? Kaldı. Rohit ve Jalmars tarafına giderek oralardan da şey toplayabiliriz. İmparatorluk piyadesi falan toplayabiliriz. Yani yeniden bir ordu kurmak zorundayız ve bu ordu sadece Batanyalılar ve... Aa, karar geçerli değil diyor. Ya bu ordu Batanyalılar ve İmparatorluk tarafından oluşturulmak zorunda. Başka bir seçeneğimiz yok çünkü. Biraz sabah olsun da şöyle bir gündüz vakti. Ne var arenada? Elçi. Abi bir at olsa var ya, ne sevineceğim. Yürü Rohit tarafına. Bu arada Vilandiyalı ordulara falan rastlamamam lazım. Şu an onlar beni malamat ederler. Daha fazla okçu alınabilirdi belki. Ama şeylerden de, böyle piyadeler arasından da okçu aldık ya. Şuralardan toplaya toplaya gidelim. Çok teşekkür ederim efendim. Çok çok sağ olun. Demirci'ye girişmem zannetmiyorum. Rising Forts oyunu. Ona bakmam lazım efendim. Rising Front. Bir bakayım müsaadeniz olursa. Videonun ortasında durup oyun bakıyorum ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Rising Front. Öyle değil mi? 150 TL'ye çıkış yapmış. Birinci Dünya Savaşı FPS oyunu, öyle mi? İngilizce tek oyunculu. Abi benim pek ilgi alanım değil. Teşekkür ederim. Öneriniz için çok çok sağ olun. O benim çok ilgi alanımda değil. Bizim adamları gene şişlediler. Jalmars'ta Rohit arasında gelip gidip biraz asker alalım. Ya biz bu arada bütün savaşlarda ne biçim dayak yedik ya. Yani bir Batanya'nın uzunca bir süre dinlenmesi gerekiyor abi. Kendine gelmesi için gerçekten uzunca bir süreye ihtiyacı var. Safkan Batanya atı. 14k civarı bir şey bu da, 14k. Saniye. Bu arada dostlar, YouTube chatinde siz kontrol edebiliyorsunuz sohbeti, biliyorsunuz değil mi? Sevgili Saadettin Oktar, kesenize bereket efendim. Teşekkür ederim. Spam yapan bir kullanıcı var diyelim. Misal bu arkadaş gibi. Üzerine gelip bu kullanıcıdan gelen mesajları gizle dediğin zaman sizin chatinizi kirletemiyor.
Ben gördüğümde müdahale ediyorum ama hani ben müdahale edene kadar sizi rahatsız ediyorlar baktınız. Rahatsızlığınızı giderebiliyorsunuz. Bence çok güzel bir şey. Ve karşının durumdan haberi yok. Misal şu an bizim chatte gizlendi. Blue screen'i alıp bütün sorunu çözdüm ben. Baran'ım en iyisini yapıyorsun ya. Ya şimdi misal arkadaşı ben engelledim. Ne oluyor? Kendi yazdığını zannediyor. İşte sizin mesajlarınız arasında mesajı gözüküyor. Ama halbuki kimse onu görmüyor. Yani şizofren gibi aynı şeyi spamlemeye devam ediyor, anladın mı? Şu adamın da desteğine ihtiyacım var. Üzerimdeki fokusu almalı yoksa mahvolacağım ben. Kaldık mı birebir? Abi teker kılıç hünerim çok iyi değil. E bir sen bir ben böyle gider bu. Bakacağım efendim bu arada hemen. Teşekkür ederim desteğiniz için. Abi atı alıp gideceğim, yorma beni be. Atı vallahi para için alıyorum. Sermayem azalmasın diye. 2000 years later. Tamam, şükür. Turkish Sultan 22 lira göndermiş efendim. Merhabalar, bayramınız mübarek olsun demiş. Sizin de bayramınız mübarek olsun. Çok teşekkür ederim. Az bir zaman kaldı efendim bayrama. Yaklaşık bir saat kadar. Aslında şartlar elverişli olsa bayrama birlikte girebilirdik. Şartların elverişli olmasından kastım şu an cam kapı açamıyorum. Odamı değiştirdim ya. Şimdi oda arka bahçeye bakıyor. Arka bahçede de agalar var böyle. Muhabbetleri koyu. Şimdi sesim ister istemez gider diye kapıyı açmak istemiyorum. Üf. Ya oğlum var ya şu savaşta yani turnuvada gösterdiğiniz çabanın bir kısmını da savaşta gösterin de ya fukara sümüğü gibi yere yapışıyorum ya. Şu turnuvada gösterdiğiniz yani azime bak ya. Ver abi savurma hızı ver gözünü seveyim ya. Teker silah geliyor, adamlar darma duman ediyor. Yani vuruyor Allah vuruyor. Vuruyor Allah vuruyor. Kendi kendine konuşuyor derken elbette. Yani olayı bu. Her şey dışarıdan kulak verenler için mi diyorsun? Teşekkür ederim sevgili patates adam. Sağ olasın. Şifayı kaptık da toplayacağız inşallah ya. Abi yürü şuralardan bir tur daha adam al. Toparlayacağız. Vallaha sevgili Turkish Sultans ya. Kesene bereket. Teşekkür ederim bu arada. Harbiden. Adam böyle cephe savunması yapıyor gibi yani. Kesemedik herifi. Asker toplayacağım diye indim aşağı. Dayağımı yiyip dönüyorum. Niye bunlar bu kadar yavaş? Bunlar atlıya dönüşüyor. Yok abi ben atlı asker kasmam. Aha. Vilandiyalılar gene şişledi. Ya şimdi bak bir kar topu etkisi var, anladın mı? Ben anlamıyorum. Diğer ülkelerde böyle bir kar topu etkisi yaşanmıyor. Bir kar topu etkisi var efendim. Bir kere ordu kaybettiğiniz zaman geriye topladığınız adamlar da çok tecrübeli birlikler olmadığı için bir daha kaybediyorsunuz. Bir daha kaybediyorsunuz ve şöyle bir sıkıntı da var. Yani sürekli olay bizim kaybetmemizle de sınırlı değil. Adamların ordu bizi döve 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 tecrübeleniyor. Onlarınki kuvvetleniyor. Şimdi hem biz çok dayak yiyip asker kaybediyoruz, ordumuz kalitesizleşiyor. Hem adamlar bizi kesip ordularını daha kaliteli hale getiriyor falan. Çifte kayıp yani. Yapay zeka bunun şeyini bulamadı yani, gidip hala defans yapmaya gidip kendini çizdiriyor. Daha doğrusu kuşatma yapmaya gidip.
Defans yapacağı yerde. Benim buradan alacağım herhangi bir şey yok. Hatırlar falan iyidir. Kentin durumu ne? Panayır alanı yapılacak 51 günde. Yerleşim yerinin sadakati artacak. 42 gün. Evet, 42 gün son. 42 gün sonsa buradan bir milis bölgesi yapıp oradan kuşatma atölyesine geçeceksin. Adam ediyoruz şehri. Bir tanecik şehrimiz var. Adam ediyoruz. Ne yapalım? Emek server ya. Gerçekten emek server. Abi şu an tek gelir kaynağım bu ordu kurulana kadar biz savaş kazanamayız bu arada. Hikaye yani o. Biz savaş mamaş kazanamayız. Ancak savunma savaşı olursa. Ban yemediniz efendim, hayır. Bu videoyu ne zaman atarsın? Yarın bölüm 11 gelecek. Bu bölüm 12 işte. Yani yakında yayınlanmış olur. Biz de şöyle yapalım bu arada sevgili arkadaşlar. Yavaş yavaş videonun sonuna gelmiş olalım. Sıfırlandık. Orduyu tekrardan kurduk. Yani çok da kötü durumda değiliz. Evet, ekonomimiz biraz sarsıldı. Biraz değil, zıngıldadı ekonomi. Yani kale kaybetmekten sıtkımız sıyrıldı. Bak hala kuşatma yapmaya gidiyor. Mal değnekleri. Vilandiyalılar bizi kaç defa kesti abi? 3-4 defa kestiler değil mi? Sal Penkanok'a kadar bekle. Bak içeride bizim adamlar esir duruyor orada. Kaç kişi var içeride? 118. Gireyim kuşatmaya yardım edeyim. Hoca dal. Bak millet gelmeden dal. Ahan da şimdi var ya bizi burada. Bunları burada inletecekler. Bak bak bak. Gelen şu 1.000 kişilik orduya bak, Allah rızası için. İçinde ne kadar tecrübeli adam vardır yani, anladın mı? 500 tane de esir var abi içeride. Az önce şişlemişler bizimkileri. Şimdi birazdan esir sayısı 1.000 olacak. Ben bizim kölelerle beraber ölmeye karşıyım abi. Bizim adamlar ölsün, benim yapabileceğim bir şey yok. Anca izleyebilirim yani. Ne yapacaksın ki? Ya hani anlamıyorum abi, anlamıyorum. Gidip gidip ölüyorlar. Geçmiş olsun. Vilandia Flameless Victory. Abartmıyorum bu arada. Bakın 16 tane lordumuz esir. 4K haraç alınca anca barış yapıyor adamlar. Ya yapacağımız şey belli. Şehri kuşatmaya geldiklerinde vuracağız. Sal kaleyi. Ne yapacaksın kaleyi? Ya kale dediğin 3-5 adam veriyor. Başka bir şey vermiyor ki. İnanılmaz bu arada ya. Batanya'nın çöküşü. Evet sevgili dostlar, ciddi anlamda sıfırlanıp ordumuzu tekrardan toparladığımız bir bölüm oldu. Psikolojik sınırımız olan 150 bin altın noktasına neredeyse gelmek üzereyiz. Yeni yeni adam toplayan elemanlar var. Onların üzerine gitmeyeceğim. Onların üzerine gitmek gibi bir niyetim yok. Daha benim ordu çok yeni toplandı çünkü. Yani tek şansımız büyük bir kuşatma savaşında savunan taraf olarak rol aldıktan sonra o savaşı kazanmayı umut etmek. Geriye kalan bütün opsiyonlar bana sakıncalı geliyor. Kötü durumda değiliz ama bir şekilde toparladık. Bakınız 160 askerim var. Hem imparatorluk askerlerinden olsun, hem diğer okçulardan olsun, Batanyalı okçulardan olsun. Güzel bir birlik sahibi olduk. Bu arada bir şey diyeceğim. Bunlar ordu kurdukça kıyamet adı verilen bir silah. Boş ver kıyameti. Bizimkiler ordu kurdukça sevgili arkadaşlar acaba garnizondan mı yiyorlar? Sıfırdan mı adam topluyorlar, garnizondan mı yiyorlar? O önemli. Çünkü garnizondan adam yiyorlarsa iyice sıkıntı.
O tamam. Biz piyade okçu sayısını fulledik abi. Bizde güzel bir ordu var. Bu orduya yaklaşık bir ay yetecek yemek var. Evet, Finlandiyalılar bir tur daha dövdü bizimkileri. Bilerek yapıyorlar. Ben artık bunun bilerek olduğuna inanmaya başladım. Bir 10 tane de binek atı al. Hop. Şu iki çeşit yemeğin sayısını iyice bir arttıralım. Ben artık bilerek yaptıklarını düşünmeye başladım. Tamam, 2 aya yakın yetecek yemekleri var. Şu an Vilandia var ya, bizi yok etti ya. 5K para istiyor bir de adamlar. Hani barış döneminde de ekonomik sorunlarla uğraşacağız. Ekonomik buhran. Yani ülkeyi çökerttiniz ya. Vadar atı. Arkadaşlar, müsaadenizle. Müsaadenizle bir 17K daha kasıp bu bölümlük bu kadar diyeceğim. Kaladok yedi bitirdi memleketi Kaladok ya. Batanya'nın çöküşü. Hanımefendiyi okla devirdiler. Ortalık nasıl karıştı? Batanya savaşçısı ne biçim savaşıyor öyle? Tertemiz. Nasılım ama? Şey gibi hissediyorum kendim ya. Star Wars'taki Usta Yoda. Boy ufak, hız yüksek. Tık tık tık. Tamam, nihayet. Arka bahçe temiz. Camı pencereyi açıp rahat rahat oynayacağız hocam. Yardım adamı ikiye. Ya demircilik modsuz çok uzun sürmez mi? Bir de demircilik skilline gidene kadar oho yapalım da bayarız bayarız. Farkındayım, demircilik yaptım seride. Abi gebereceksin mi? Teşekkür ederim. Vadaratı için teşekkürler. Arkadaşlar bakın, beni yanlış anlamayın. Neredeydi oyunla alakalı bilgiler? Buradan gösteriliyordu galiba. Abi 704 saat gameplay'im olmuş. 704 saat. Vallaha biliyorum. Vallaha biliyorum yani demirciliği ama sıkılırız, sıkılırız. Yani şey de yapmak istemiyorum böyle. Beyler ben yayın dışı madan yaptım diye. Yani güzel. Yani ara sıra turnuva atınca geçiyor işte. Bak tertemiz. Paramızı aldık, itemimizi kastık, ordumuzu düzenledik. Ve şu an bakın bu konuda hatta birazcık iddialı konuşacağım. Sevgili Hayali, çok teşekkür ediyorum efendim aboneliğiniz için. Batı İmparatorluğu çökük durumda mı? O da çökük durumda. Birazcık iddialı konuşacağım efendim. Şu an Batanya'nın elinde benden daha kuvvetli bir ordu yoktur. Yani çok kuvvetli değilim. Daha yeni toparlayabildim ama bizimkiler gidip gidip öldüğü için özellikle şu kalenin önünde mahvoluyorlar. Yani koçbaşı falan bekliyor. 700 kişisin, 100 kişi var. Allah Allah deyip yürüse halledecek. İçeride çok fazla esir olan adam var. Bir şey diyeceğim. Biz böyle adam toplayıp bir kuşatma başlatsak hızlıca. Evet, bu arada gerçekten yani muhtemelen en iyi ordu bendedir. Ergeon düşmanla savaşta. Böyle bir orduyu toplasak, şey yapsak. Hızlıca girsek. Çünkü esirlerden ayrı bir ordu yapılır, biliyor musun? Sadece bu stratejiyi test etmek için oraya doğru gideceğim. Save alıyorum da boşa alıyorum. Iron Man modu. Geri dönmek yok ki. Efendim teşekkür ediyorum iyi dilekleriniz için. Kesinlikle Batanya Kralı olmayı oynamak lazım. 60 tane adam da esir. Oğlum elinde 3 tane Lord esir bu herifin. Bu tek başına beni kuşatıp döver möver şimdi maazallah.
Ben buna dalmaya cesaret... Yuh! İşte bu... Oo, bekle bekle bekle. İşte bu falan değil. Beni kovalama. Ne yapacaksın ki beni kovalayıp? 71 adamı da esir almışlar. İçeride kaç asker var? 672. Daldıkları vakit içeri gireceğiz. Krallığın sarayına Vilandia'dan barış teklifi getiren bir ulak geldi. Günde 4000 araç vermeyi kabul edersen. Kabul ediyor mu bizim taraf? Abi şehri kaybetmektense iyidir dedi galiba. Ben de korktum işin açığı. O yüzden varsın barış yapsınlar. Biz gelecek bölümlerde görev yapa yapa işte kaçak avcıları ordusu görevi, ıdı görevi, bıdı görevi Allah ne verdiyse şey yapacağız abi. Orduyu güçlendirmeye çalışacağız tekrardan. Yani şu 1000 adamın elinden zor kurtulduk. İçinde 700 tane esir var lan 700. Yani üf. En ufak bir tane adamı kesebilsen yeni bir ordu doğuyor içeriden. Ama bir süre Batanya'ya yani yaklaşık bir 100 gün boyu falan herhalde bilmiyorum. Kimsenin dalmaması lazım. Her neyse. Sevgili dostlar vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.